Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuza sizlerle 7. sınıf 1. dönem 2. İngilizce yazılısını çözmeye çalışacağız. 30 soruluk bir test olacak. Siz de bizimle beraber çözüp yanlışlarınızı görüp puanınızı da hesaplarsanız seviniriz arkadaşlar. Yorumlar kısmına da puanınızı yazmayı unutmayın. Birinci soruda ne diyor? Fred, 2 nokta. I have a new classmate. His name is Rob. Yeni bir sınıf arkadaşım var. Adı Rob. Ken nokta nokta soru soruyor. He is tall and slim with short curly hair. Uzun, zayıf, kısa, kıvırcık saçlı. Dolayısıyla Ken ne sormuş olabilir diyor burada. What does he look like? Nasıl görünüyor? Is he helpful? Yardımcı mı? Yardımsever mi? Who has ginger hair? Kızıl saçlı olan kim? What is he like? Nasıl biri? Şimdi burada aslında A şıkkıyla D şıkkı biraz birbirine benziyor ama what is he like'ı İngilizler nasıl biri karakter anlamında sorarlar. Buradaysa fiziksel özelliklerinden bahsettiği için cevap ne olacak? A. What does he look like? Olacak bu sorunun cevabı. Arkadaşlar ikinci sorumuz bir okuma parçası. Graham Bell was the inventor of the telephone. Graham Bell telefonun mucidiydi. He was born in 1847. Biliyorsunuz yılları ikiye bölüp okuyor İngilizler. 18, 18, 47, 47. Evet doğru söyledik. In Scotland, İskoçya'da doğmuş. He moved to USA and worked for a deaf people at Boston University. Amerika'ya taşındı. Sağır bir kişi için Boston Üniversitesi'nde çalıştı. Deaf people, sağır biri için dedim, düzeltiyorum arkadaşlar. Sağır kişiler üzerine, yani sağırlık üzerine çalıştı demek istemiş burada. He worked on telephone with Thomas Watson. Telefon üzerinde Thomas Watson'la çalıştı. He died in 1922 in Canada. Kanada'da 1922'de de öldü diyor. Yukarıdaki parçada hangisinin cevabı yoktur? Where and when Graham Bell was Graham Bell born? Ne zaman ve nerede doğmuştur? Var. Ne zaman? 1847'de İskoçya'da. What did Graham Bell work for? Work for deaf people at Boston University. Sağır kişiler üzerine çalışmış. O da var. What did Graham Bell invent? Neyi icat etti? He worked on telephone. Telefon üzerine çalıştı. İcat ettiği direkt yazmıyor ama biz biliyoruz en azından. Burada çalıştığı söyleniyor. Did Graham Bell get married? Evlendi mi? Burada adamın özel hayatıyla ilgili bir şey yok değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla evlenip evlenmediğini bilmiyoruz. Cevap D şıkkı. Evet, üçüncü soru. Biraz hızlanmamız gerekiyor. Her soruda bu kadar vakit kaybedemeyiz. 19 May the 1999. 1919. Tarihinin okunuşu zaten doğru okumam gerekiyordu. Hangi şıkta doğru verilmiştir? Hızlı okudum. May the 19th, yani Mayıs'ın 19'u. 1919. Heh. 19-19. İkiye böldüklerini söylemiştik. Hangi şıkta var? May the 19th, 1919. Evet. Söylemesi çok zor bu arada arkadaşlar. cevap Denizli. May the 19th, 1919. Evet. 19 Mayıs 1919. Dördüncü soru. Alice nokta nokta. Jack cevap veriyor. About 15 years. Bir şeyin ne kadar sürdüğünü soruyor olması lazım ki Jack de yaklaşık 15 yıl diyor. Where do piranhas live? Nerede yaşarlar? Olamaz. What is the class of piranhaların klası nedir? What do piranhas eat? Ne yerler? How long? İşte ne kadar süre piranhalar yaşarlar? Yaklaşık 15 yıl. Doğru cevap Adana. Evet, Alice, what should we do for endangered animals? Tehlikede olan, nesli tehlikede olan hayvanlar için ne yapmamız gerekiyor? Jack, sure, nokta nokta. We should hunt them. They are very delicious. Burada M çıkmamış. Onları avlanmalıyız. Çok lezzetliler. Tabii. Nesli tükenen hayvanlar.
We should wear fur by killing them. Fur biliyorsunuz hayvanların kürkü. Hayvanların kürkü. Onları öldürüp kürkünü giymeliyiz. Tabii ki hayır. We cut destroy forest. Buradaki cut sanırım şu da olacak. Biraz eksik bir yazım. Evet, burada bazı kelimelerde eksiklik olmuş arkadaşlar. Burada da aynı şekilde we should olacak. Tabii ki what should we ile sorulan ne yapmalıyız da şöyle etmeliyiz, yapmalıyız da should'la cevap verilmeli zaten. We should destroy forest. Yalnız bu olumsuz bir yapmalıyız. Ormanları destroy, yok etmek. Ormanları yok etmeliyiz. Tabii ki saçma. We should donate money to the zoo to help them. Hayvanat bahçelerine para bağışlayıp onlara yardım etmesini sağlamalıyız. Yani bunların içinde aslında hayvanat bahçeleri de çok mantıklı değil ama en mantıklısı D şıkkı oluyor. Evet. Biraz daha hızlanalım. 6 ve 7. sorular alt alta. Which one is true? Hangisi doğru? We should protect the endangered animals. Nesli tehlikede olan hayvanları korumalıyız. Bence cevap direkt bu. Ama diğerlerine de bakalım. We should overkill the animals. Hayvanları fazlaca hatta öldürmeliyiz. Overhunt, fazlaca avlamalıyız. Tabii ki hayır. We shouldn't protect forest. Protect, korumak ama shouldn't deyince korumamalıyız. Bu da yanlış. Hangisi doğru? We should protect the endangered animals. 7'ye geçtik. Last night, geçen gece, I watched a nokta nokta about wild animals. Bundan sonrasına gerek yok aslında arkadaşlar. Vahşi hayvanlar hakkında ne izlenir? Belgesel izlenir değil mi? Documentary. I like watching TV program because it is educational. Eğiticidir dediğine göre devamını da okusak yine değişen bir şey yok. I watched a documentary about wild animals cevap. Evet, yine iki soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. The great leader Atatürk, büyük lider Atatürk nokta nokta at the age of 57 at Dolmabahçe Palace on. Gördüğünüz gibi Atatürk'ün ölüm tarihi nedir? Graduated, mezun oldu. Was born, doğdu. Became, oldu. Died, öldüğü tarih olduğu için hepimizin bildiği üzere died olacak. Şu arkadaşı da İngilizce olarak söylemedik ama söyleyelim merak edenler için. 10th, November the 10th ya da 10th of the November diye de söylenir. November the 10th, 1938. Değil mi? 9. soruya geçtik. Last week, geçen hafta, we watched a football match with my dad. Babamla bir futbol maçı izledik. The final score was BJK 2, TS 2. BJK 2, Trabzonspor 2. There were 4 goals but it was a 4 gol vardı fakat neydi? Draw'du değil mi arkadaşlar? Berabereye biz ne diyoruz? Draw diyoruz. Dolayısıyla evet, iki soruyla devam. What does a panda look like? Bir panda neye benzer? It has got a black and white fur. Siyah beyaz kürkü vardır. Doğru. Diğer şıklara da bakalım. It is herbivore. Otçuldur. Şimdi bu da doğru ama neye benziyor dediği için otçul olması. It lives in bamboo forest. Bambu ormanlarında yaşar. Otçuldur. Endangered, nesli tehlikededir. Tamam ama görünüşü nedir dediği için it's got a black and white fur. Siyah beyaz kürke sahiptir. Doğru cevap olacak. They are big animals. They have big ears. They have a trunk and two tusks. They have got a small tail. They are elephants. Tabii ki trunk dediği anda trunk neydi arkadaşlar? Hortumdu. Bu hayvanlardan hangisinin? Seal biliyorsunuz. Fok balığı, zebra, zebra zaten, tiger, kaplan. Cevap D, elephants oldu. Evet, aşağıdaki metinde anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir? My best friend Sude is a beautiful girl. She is tall and slim. She prefers watching documentary. She has blonde hair and blue eyes. Şimdi her cümlede bir cümle hariç fiziksel özelliklerinden bahsediyor. Sadece üçüncü cümlede prefers watching documentary. Değil mi?
Güzel bir kızdır, uzun ve zayıftır, blond, sarışın ve mavi gözlüdür. Watching Documentary tabii ki 3 ahengi bozuyor burada. Belgesel izlemekten hoşlanır, alakası yok. Esma 2 nokta, nokta nokta Vaz Aziz Sancar, Born, Nazlı İnsavur, Mardin. Mardin Savur'da dediğine göre nerede doğdu demesi lazım. When değil, ne zaman, niçin, kim değil. Where was Aziz Sancar born? Evet, 14. soru biraz uzun bir soru ama burada daha hızlandırabiliriz arkadaşlar. Şöyle ki, what does Halime look like? Halime nasıl görünür? Burada F değil mi? She is short and fat with fair hair. Zayıf, ince saçlı, daha doğrusu ince telli ya da az saçlı. Fair hair. Güçsüz saç da denir. Kısa ve şişman, short and fat diyor. 1 tabii ki ne olacak? F olacak. O zaman 1B, 1B olanlar gitti. Değil mi? Dolayısıyla 1F, CD ile devam ediyorum. 2, when did you finish your homework? Ödevini ne zaman bitirdin? Burada ona uygun olan ne var? An hour ago. Bir saat önce. 2A mı, 2D mi? 2D olduğuna göre bu arkadaş da gitti. Cevap Ceyhan. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Test tekniğinde bunlar önemli arkadaşlar. Eleyerek gitmek açısından direkt devamı zaten doğru gelmek zorundadır. Siz de karşılaştırabilirsiniz. Evet, Alex nokta nokta soru soruyor. Rob in 1847, 1847'de burada tarih olduğu için when olması lazım. Edison kimdir? Ne icat etti? Ne üzerine çalıştı? Dan öte when did Edison win the Nobel Prize? Edison Nobel ödülünü ne zaman kazandı? In 1847. Evet. 16, 17, 18'in soruları tabloya göre yanıtlayacağız. Burada kutucuklar okey. Aslında tik olması daha güzel olurdu. Çarpılarda sevmediği, yani sevilen sevilmeyen programları iki farklı kategoride vermiş. Çarpıların sevilmediğini düşünüyorum şahsen. Dolayısıyla nokta nokta prefers talk show to sitcom. Prefer biliyorsunuz tercih etmek, to ile kullanılır. Talk show'ları sitcom, komedi dizilerine sitcom diyorlar biliyorsunuz. Talk show sitcom'a tercih ediyor. Bakıyorum. Talk show seven, sitcom sevmeyen. Değil mi? Kim? Scott. Dolayısıyla Scott prefers talk show to sitcom. 17'de Scott prefers nokta nokta and nokta nokta. Scott'ın sevdiği iki şey zaten talk show biriydi. Diğeri de news'tu. Talk show and news, değil mi? Bursa. Nokta nokta and nokta nokta prefer nokta nokta because they want to learn new things. Yeni şeyler öğrenmek isteyen neyi sever? Belgeseli sever. Belgeseli seven iki kişi de Katie ve William. Katie, William, Katie. William and Katie prefer documentary because they want to learn new things. Dolayısıyla C olacak 18'in cevabı da arkadaşlar. Evet, 19. soruda hangi görselden bahsedilmemiştir diyor. We should stop deforestation, yani ormansızlaştırma diye çevirebiliriz ya da ormanları yok etme diye düşünebiliriz. We should stop. Evet, bu görselden bahsedilmiş. Recycle plastics, recycle geri dönüştürmek. Zaten geri dönüşüm işareti bundan da var. We shouldn't go to the circus. Ben gerçi hayvanat bahçesinden bahsetmiştim ama sirkler hayvanat bahçelerinde de bence koşullar çok iyi değil. Burada sirkten bahsediyor. Bahsedilmeyen çevre kirliliği, değil mi? Environment pollution. Bu da yok. Dolayısıyla 19B. Betty bir soru soruyor. Adam, she was a scientist, she discovered radium and polonyum. Radyum ve polonyumun mucidiydi, bir bilim insanıydı. Radyumla polonyumun mucidi biliyorsunuz Marie Curie. Kim olduğundan bahsediyor. Evlendi mi? Did Marie Curie get married? Where was Marie Curie born? Ne zaman doğdu? When did Marie Curie die? Ne zaman öldü? Hayır. Who was Marie Curie? Aynen öyle. Marie Curie kimdi? She was a scientist.
bilim insanıydı, bilim kadınıydı. She discovered radium and polonium. Dolayısıyla bunun cevabıdır. Sorusu da who was Marie Curie. Devam ediyoruz. 21. soru. Which one is false? Hangi eşleştirme yanlış? Lizard, kertenkele. Tamam. Lion, aslan. Tamam. Rhino, gergedan. Tamam. Giraffe, hayır. Bu arkadaş kurt. Wolf. Giraffe, biliyorsunuz, zürafa. Yanlış. Camels live in. Develer nerede yaşardı arkadaşlar? Tabii ki çöllerde. Ocean, okyanus. Jungle, orman. Savanlar, savana. Hayır. Camels live in the deserts. Doğru cevap olacak. Evet. Bir tablo vermiş. Student, öğrenci. Information, onunla ilgili bilgiler. Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? Hande, a snake has got scales. Evet, ne diyor? A snake has got scales. Yılanın pulları vardır. Doğru. An eagle has got wings. Eagle, kartal, kanatları vardır. Doğru. A zebra has got a trunk. Zebra'nın hortumu yoktur. Lion has got a mane. Yelesi vardır aslanın. Bu da doğru. Dolayısıyla kim yanlış bilgi vermiş? Ceren yanlış bilgi vermiş. 24. soru. Wilhelm Conrad Röntgen nokta nokta from the University of Zurich in 1869 and nokta nokta a professor in 1875. Ne diyeceğiz? Zürich Üniversitesi'nden dediğine göre ne olacak? Graduate olacak değil mi? Mezun olmak. Graduated from the University of Zurich. Zaten ilk şıkta graduate olan bir tek C var. Devamında and became a professor. Evet, profesör olmak became fiiliyle oluyor. Dolayısıyla cevap ne oluyor? C, graduated, became yerleştiriyoruz. Evet. Boşlukları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Evet, boşlukları getirmemişiz. Boşluklar geldiği zaman. Burada tabii bir tablo var. Herbivore, biliyorsunuz, otçul. Carnivore, etçil. Zebra, cow. Zebra, zebra, cow. Sığır, rhino. Gergedan. Başka bir otçul hayvan. Çita değildir. Shark değildir. Panda. Değil mi? Buraya panda gelecek. Dolayısıyla wolf, carnivore, diğeri de wolf olacak. C, kangurunun o'suyla karışmasın. Panda ile wolf olacak. Dolayısıyla cevap C. What kind of TV program is it? Direkt ana haber arkada görünüyor zaten. Haberler neydi? News'tu değil mi arkadaşlar? Evet. Tabloya göre doğru olanı işaretleyiniz. Which is correct according to the table. Tabloya göre hangisi doğrudur? Şu arkadaş never, çift yıldız sometimes, yani never hiç, sometimes bazen, 3 yıldız da often sıklıkla. Baktığımız zaman doğru olanı işaretleyelim. Halil often goes to scuba diving. Halil scuba diving'e often mı gidiyor? Hayır, 2 yıldız sometimes gidiyor. Yanlış. Sedef never plays table tennis. Sedef table tennis, hayır. 2 yıldız sometimes oynuyor. Never hiçbir zaman oynamıyor. Değil. Azra sometimes play football. Azra'ya baktık, play football. 2 yıldız. Zaten 2 yıldız sometimes'tı. Sometimes. Evet, C. D neden yanlış? Halil often plays table tennis. Halil, bakıyorum. Özür. Table tennis nerede? Burada. Orada neye karşılık geliyor? Never'a. Hiç Halil oynamıyor. Dolayısıyla yanlış. Doğru cevap C. Evet arkadaşlar, son 3 soruyu tek seferde yapalım. Football is nokta nokta tennis in Turkey. Futbol tenisten daha popüler demek istiyor. Baktığımız zaman popüler more than, hayır. The more popular, hayır. Bu zaten süperlative çevirmeye çalıştığıyla imkansız. Popular than tennis. More popular than tennis. Dolayısıyla popüler, biliyorsunuz, Türkçemizde de popüler var.
Neyle kullanılır? More'la kullanılır. Çünkü üç heceli bir kelime. Uzun kelimelerde mesela crowded ne diyoruz? More crowded diyoruz, değil mi? Kalabalık, daha kalabalık. Ya da intelligent, zeki. More intelligent, daha zeki. Dolayısıyla more popular than, then zaten komparatif eki olduğu için önüne more gelmesi lazım. Tennis in Turkey. 29'a geçtik. I didn't go to school. Geçmiş zaman eki olduğuna göre ne zaman gitmedim? Her gün, şu anda, yarın, tabii ki dün olacak geçmiş zaman. Son sorumuz they are very tall and burada and ayrı olması lazım. They live in savannas. They have spots on their body. Çok uzunlar, savanlarda yaşarlar. Vücutlarında benekler vardır. Bunlar da tabii ki zürafa özellikleri. Giraffe, değil mi? Giraffes. S takısıyla çoğul olarak. Lions, aslanlar, balinalar, penguenler değil, giraffes olacak. Bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, abone değilseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar.